Önce geldi. Hadi hayırlısı. Hayırlısı ya, baksana yalnız gelmiyor. Nasıl gidiyor Kemal Kaptan? Çocuklar iyi çalışıyor. Bir haftaya kalmaz indiririz. Salı günü çok önemli konuklarım gelecek. Yetiştiremezseniz yanarım, o zaman ben de sizi yakarım. Merak etmeyin Hulusi Bey. Gece gündüz çalışır, yine de bitiririz. Ooo! Dikkat et Ferhat, dikkat et! Ne oluyor? Ben kaptan! Seda! Seda! Evladım, oğlum, Kemal'im! Çabuk bir ambulans çağırın! Sarsmayın, sarsmayın yavaş! Çok yazık. Evet, evet, adı Kemal. Dün yatırmışlardı. Durumunu öğrenmek istiyorum. Hasan baba, sen misin? Kemal nasıl? Meraktan çıldıracağım. Şimdilik iyi yavrum. Doktoru iki güne kadar çıkar dedi. Yarın gelmeye çalışacağım Hasan baba. Hiçbir yere gitmeyeceksin. Hasan? Evet benim. Kemal'in durumu iyi mi? Güzel. Bak kaza maza dinlemem, Salı'ya tekneyi isterim, haberiniz olsun. Şimdi söyle bakalım Sevda Hanım. Bu işçi parçasıyla böylesine ilgilenmenin sebebi nedir? Ama baba, o benim hayatımı kurtardı. Kurtardıysa kurtardı. Veririz eline 3-5 kuruş olur biter. Baba, nasıl bu kadar duygusuz olabiliyorsun? Yeter! Benden kimse böyle konuşamaz, sen bile! Şimdi beni iyi dinle. Bir daha o Kemal'in kuyruğunda dolaştığını görürsem, kızım mızım demem, yakarım canını. Haberin olsun! Yine de maşallah varmış. Sağlam çocukmuş. Bu akşam burada kalsın, yarın işine döner. Sağ olun doktor bey, sizin sayenizde. Ama uzun bir süre kendine dikkat etmesi lazım. Yediği darbe ciğerini etkilemiş. Allah göstermesin, ileride nüksedebilir hastalığı. Merak etmeyin doktor bey. Kemal'i oğlum gibi severim. Ona iyi bakacağım. Ağır ol delikanlı. Doktorun dediklerini unuttun mu? Daha iyileşmedin. Acı patlıcanı kırağa çalmaz Hasan baba. Ne duruyorsun ortada? Kız bana gelmedi ya! Sevgilim, bir tane! Bir daha böyle delilikler yapma! Sana bir şey olsaydı, affetmezdim kendimi. Sen hastanedeyken yaşadıklarımı
Tanrı bir daha yaşatmasın bana. Babam bırakmadı. Gelemedim sana. Yanına koşamadım. Sevda! Sana baba sözü dinlememenin ne demek olduğunu öğreteceğim. Lütfen ona vurmayın Hulusi Bey. Kötü bir şey yapmadı o. Çekil kenara serseri! Senden sonra hesaplaşacağız. Hesaplaşmamız için bir neden yok efendim. Kızınızla ben birbirimizi seviyoruz ve evlenmek için izninizi istiyoruz. Yanlış duydum galiba. Yanlış duymadınız efendim. İzniniz olursa evlenmek istiyoruz dedim. Kimsin ulan sen? Sen kimsin biliyor musun? Önüne attığım kemikleri yalayarak yaşamaya çalışan bir köpek yavrusun. Ben size hakaret etmedim. Siz de bana etmeyeceksiniz. Hakaret etmedim mi? Kızımla evlenmek istediğini söyleyen kimdi? Senin gibi bir serseri ve benim kızım. Bundan büyük hakaret olur mu bana? Çekil karşımdan! Defol! Kovuldun! Defol diyorum sana! Defol! Kemal! Dur beni bekle! Onu kovarsam ben de giderim baba. O zaman sen de defol! Ama unutma, mirasımdan bir kuruş bile alamayacaksın. Senin gibi bir kızım yok artık benim. Şimdiye kadar zaten paradan başka bir şey düşünmedin ki. Arabanın anahtarlarını da vereyim, arabayı da satar, servetine servet katarsın. O zaman ben de defoluyorum Hulusi Bey. Allah rızkınızı başka yerden de verir. İyi düşün Sevda. Babanın servetini özlemeyecek misin? İstersen yol yakınken dön. Dönmek mi? Artık geri dönüş yok Kemal. Küçük hanım, öyleyse bundan böyle mütevazi bir hayata alışman gerekecek. Ekmeğimizi gene denizden çıkarırız. Ama önce yapılacak küçük bir işimiz var. Neymiş o? Thank you.
Tertip! Yalçın! Koçum! Hey! Bu ne sürpriz be! Hiç değişmemişsin Yalçın Çavuş, ha? Hadi gel içeri! Seni yengenle tanıştırayım, Sevda. Bu da askerlik arkadaşım Yalçın, Yalçın Çavuş. Merhaba. Hoş geldiniz. Bu da kızım Ceylan. Maşallah. Sen ne alemdesin, çoluk çocuk var mı? Nerede bizde o şans? Sap gibi yaşayıp gidiyoruz işte. Yeni mi geldin? İstanbul büyük şehirdir, bir iş bulur çalışırım dedim. Senden başka tanıdığım yoktu, geldim işte. İyi ettin koçum. Bir baltaya sap olana kadar burada kalır, bana yardım edersin ha? Sağ ol. İşte böyle. Sonra bütün biriktirdiklerimle bu külüstürü aldım. Geçinip gidiyoruz işte. Bazen balığa da çıkıyoruz. Deniz kanımıza işlemiş anlaşılan. Vay be! Ne hikaye! Film gibi. Demek kayınpederin çok zengin ha? Şeytan görsün yüzünü de parasını da. Yine hızlı gidiyorsun Çavuş. Özledik be! Eline sağlık yenge, nefis olmuş. Siz de oturmaz mıydınız? Sağ olun Yalçın abi, ben Ceylan'ı uyutayım. Şanslı adamsın oğlum. Pırlanta gibi bir karın var. Sağ ol. Kemal abi! Kemal abi! Kemal abi! Kemal abi, yalvarırım koş, yardım et! Dur bir Ali, telaşlanma! Ablam yine sancılandı Kemal abi! Bu sefer tamam, doğuracak, yetişmeliyiz Kemal abi! Karşıya geçirmemiz lazım, ne olur! Motoru hazırla ne olur, başka çaremiz yok! Koş babana söyle, iskelede bekleyeceğim, hadi! Sağ ol abi! Sen yalnız devam et Yalçın! Aman fazla içme, çoluk çocuk sana emanet ona göre! Merak etme tertip, gözün arkada kalmasın! Sağ ol! Hadi benim Ceylan'ım, hadi benim tatlı kızım Ceylan'ım! Hadi uyuyun, hadi canım! Az kaldı Nusret abi, birkaç dakika sonra yanaşıyoruz, meraklanma!
merak edilecek bir şey yok. Bir şok geçiriyor, atlatır beyefendi. Aferin kız, diline sağlık, ne güzel söyledin. İnsanın senin gibi bir babası olursa her şeyin en iyisini öğrenir. Değil mi aşkım kaptan? Görünüşe bakılırsa öyle. Yaman bir denizci oldun bu yaşta. Salih Bey daha gelmedi mi dadacığım? Gelmez olur mu? Her şey hazır. Paketleri arabaya yerleştirdi bile. Dışarıda seni bekliyor. Kusura bakma babacığım. Sana günaydın demeyi unuttum. Allah'a şükür birkaç yıl içinde eski sağlığına, neşesine kavuştu. Fakir çocuklara yardıma sarılması kurtardı yavrucu.
Girin. Affedersiniz öğretmenim. Sabah babamın sancısı tuttu yeniden. Biraz geç kaldım o yüzden. Peki kızım, geç yerine. Oturun çocuklar. Rahatsız ettim hocam. Sevda Hanım sağ olsunlar, sınıftaki muhtaç çocuklar için okul malzemesi getirmişler. Sevda Hanım'a sınıf adına teşekkür ederim. Ceylan, kızım dağıtıma yardım et. Hemen öğretmenim. Kaç numara ayakkabı giyiyorsun yavrum? Bilmem. Geçen sene 36 giyiyordu. O zaman bir numara büyük alırız. Teşekkür ederim efendim. Adresini yazıp dersen sonra öğretmenine bırak. Ayakkabın evine gelir. Sağ olun efendim. Ceylan, voley voley geliyor musun? Gelemem, babam bekliyor. Yürü biz gidelim, bu ne biçim çocuk, hiç oyun oynamıyor. Nasılsın aşkım kaptan? İyiyim yavrum, iyiyim. Geçti artık. Sabah öyle korkuttun ki beni. O kör olası sancı, bir geliyor, bir gidiyor. Alıştım artık iyice. Hastalığın alışkanlığı mı olurmuş? Böyle sigara içip ilacını almazsan iyileşemezsin tabii. Yemek hazır. Herkes parmaklarında birlikte yiyecek. Ceylan kızım, şu sofrayı kur bakalım. Demin iskelenin önünden geçtim babacığım. Yolcu kaynıyor. İzin verirsen bir iki sefer yapmak istiyorum. Yo, yemekten sonra ben çıkarım. İyice toparladım kendimi. Olmaz. Sen bugün istirahat edeceksin. Bırak Ceylan gitsin, artık koca kız oldu. Yaşa sen baba. Haydi Yeniköy kalkıyor! Muavin ister misin Ceylan abla? Haydi gidiyoruz.
Teşekkürler Salih Bey. Yorucu bir gün oldu. Sizin yanınızda yorulmak bile zevktir Sevda Hanım. Yarın sabah gene aynı saatte burada olursanız sevinirim. Adreslerini aldığımız çocuklara elbiselerini götüreceğiz de. Tam vaktinde burada olacağım. Bizim avukat gittikçe gözüme giriyor. Ne dersin dadı? Bilmem ki. Beyefendiden bir adama benziyor. Doğrusunu istersen yakışıyor birbirine karatalar. Hayırlısı neyse olsun. Yavrucak bu korkunç kabustan kurtuldu ya. Keşke çok paramız olsaydı da seni kraliçeler gibi yetiştirebilseydim. Para her şey demek değil babacığım. Beni seviyorsun ya. İkimiz mutluyuz ya. Bu yetiyor bana. Allah babadan tek istediğim gün gelip bizi ayırmasın. Başka hiçbir şeyde gözüm yok aşkım kaptan. Bizi kimse ayıramayacak yavrum. Önce hangi adrese gidelim? Önce Beykoz'a gidelim. O tatlı kızın ayakkabılarını götürelim. O ufaklık sizi etkiledi galiba. Öyle. Yüzü öyle tatlıydı ki, gözlerimin önünden gitmiyor. Ne oldu aşkım kaptan? Şu ilerideki evlerden biri olmalı. Evet, işte o. Neyiniz var Sevda Hanım? Bir şey mi oldu? Biraz başım döndü. Sizden bir ricam olacak. Paketleri siz götürebilir misiniz? Tabii Sevda Hanım, memnuniyetle. Hoş geldiniz efendim. Hoş bulduk kızım. Babacığım, sana söylemeyi unuttum. Bu amcalar okulumuza yardım ediyorlar. Kızınıza hediye getirdik efendim. Hoş geldiniz. Hoş bulduk. O güzel teyze gelmedi mi? Geldi yavrum. Arabada bekliyor. Ona mutlaka teşekkür etmeliyim. Size teşekkür etmek istedim efendim. Bir çayımızı içmez misiniz? Bir çayımızı içmez misiniz demiştim. Sağ ol yavrum. Belki başka bir sefere. Hanımefendi rahatsızlar kızım. Hemen gitmemiz gerekiyor. Geçmiş olsun efendim. Her zaman bekleriz. Belki bir gün yavrum. Belki bir gün. Emin misin kızım? Yanılmış olmayasın. Yanılmam mümkün değil baba. Mümkün değil. O benim kızım. Babasını da gördüm. Gözlerimle gördüm. Onu almalıyım. Ne pahasına olursa olsun almalıyım. Üzülme kızım. Söke söke alırız. O senin kızınsa benim de torunum. Salih! Kızı alabilmemiz için gereken hukuki yolları araştır. Sonra git, o adamla konuş. İstediği kadar para teklif et. Kemal'i tanımaz mı? Paranın hiç yararı olmaz. Ama yine de... bir konuşmakta yarar var. Biricik yavrum. Yıllarca diz boyu sefalette büyümüş.
Ama artık bitecek acılar. Anneciğin buldu seni, buldu. İyi günler, beni hatırladınız mı? Ha, evet, o iyi kalpli beysiniz. İçeri girmemde bir mahsur var mı? Biraz görüşmek istiyorum da. Yo, buyurun. Pek rahat edebileceğinizi sanmam. Size göre bir yer değil. Bir şey içer miydiniz, çay filan? Teşekkür ederim. Çayla aram pek iyi değildir. O zaman ziyaretinizin sebebini öğrenebilir miyim? Yine bir yardım konusuysa kusura bakmayın. Böyle şeylere pek hoş karşılamıyorum. Güç de olsa kızıma kendim bakabilirim. Peki, o zaman direkt olarak konuya gireceğim. Bir ayda elinize ne kadar para geçiyor? Neden merak ettiniz? Yoksa vergi memuru musunuz? Hayır, avukatım. Ve sizi ilgilendirecek... Belki de sevindirecek bir teklif yapmaya geldim. Oturduğunuz yere bakılırsa... maddi durumunuz pek parlak olmasa gerek. Bu arada bir kız evlat yetiştirmeye çalışıyorsunuz. Bütün bunların Ceylan'la ne ilgisi var? Müvekkillerimden biri kızınızla ilgileniyor.
Hem de çok yakından. Eğer şimdi yapacağım teklifi kabul ederseniz, kızınız da siz de rahata kavuşursunuz. Size çok para verecekler. Benim kimsenin sadakasına ihtiyacım yok. Kızımla neden ilgileniyor? Kimmiş bu adam? Adam değil, bir hanımefendi. Eski karınız. Ceylan'ın annesi. Kızını geri almak istiyor. Ve bunun için de pek çok şey ödemeye razı. Yeter ki evet deyin. Sevda Hanım ne isterseniz verecek. Sevda Hanım ha? Hanımefendi ha? Ben onun nasıl bir hanımefendi olduğunu çok iyi bilirim. Yıllar sonra ortaya çıkıyor ve kızımı satın almak istiyor ha? Sinirlenmeniz için bir neden yok. Bu işi kanuni yollarla da halledebilirdik. Ama önce... Bana bak avukat efendi. Bizde satılık kız yok, anladın mı? O ancak senin ve senin gibilerin arasında olur. Bizde mangal gibi bir yürek var. Bizde evlat sevgisine, insan sevgisine bağlanmak var. Ama bizde dost satmak, insan satmak yok. Evlat satmak hiç yok. Şimdi defol ve sahibine söyle. Bir daha yüzünüzü görmek istemiyorum. Siz istemeseniz de yine karşılaşacağız Kemal Bey. Çünkü bu memlekette kanunlar var. Defol! Kanunlar değil, Allah bile koparamaz kızımı benden. Burada bulunup motora binmem bir rastlantı değil. Ya, peki nedir öyleyse? Seni daha yakından tanımak istedim kızım. Bunu hiç anlamadım işte. Herhangi bir çocuk gibi bir çocuğum ben de. Bana kalırsa onlardan biraz daha farklısın. Biraz öyleyim doğrusu. Babam hep çok bilmiş der bana. Haksız da sayılmaz baban. Ama hep babandan söz ediyorsun. Biraz da anneni anlatsana. Annem yok benim. Yok mu? Öldü mü? Keşke ölseydi. Ben parmak kadarken bırakıp gitmiş bizi. Şimdi düşünüyorum da keşke ölseydi diyorum. O zaman bu kadar acı vermezdi bize. Belki de haksızlık ediyorsun annene. Bunu hiç düşündün mü? Belki de babam bir yanlışlık yapmıştır. Olur mu hiç? Babalar yanlış yapar mı hiç? Zaten babamın başına ne gelmişse annem yüzünden gelmiş. Onun için hala hasta babam. Annem yüzünden. Neden yavrum, neden? Anlat bana. Fazla bildiğim bir şey yok ki anlatayım. Annemden hiç söz etmez babam. Bazen geceleri uyurken sayıklar. Kendi kendine konuşur. Bütün bildiğim oradan işte. Ben de uyanınca soramam kendisine. Neden? Neden olacak? Acı çeken insanın yarası deşilir mi hiç? Bu yüzden sevmem annemi. Hiç görmedim ama sevmem. Ben büyüyünce eğer anne olursam bırakmam evladımı. Çünkü annesizliğin ne demek olduğunu öyle iyi biliyorum ki. İnsan yavrusuna acı çektirir mi hiç? Çektirir mi ha? Ama siz ağlıyorsunuz. Neden? Üzmek istememiştim sizi. Hani siz demek yoktu. Hani arkadaştık. Haklısın. Ama ben arkadaşlarımı ağlatmak istemem ki. Peki. Artık ağlamayacağım. Ama neden ağladın? Annen için söylediklerinden etkilendim yavrum. Eğer bir gün dönerse ne yaparsın? Keşke dönse. Babamla ben onun bize yaptığını yapamayız herhalde. Anamızdır bizim. Başımızın üstünde yeri vardır. Bana adını söylemedin arkadaşım. Sevda. Adım Sevda yavrum. Sevda. Adı Sevda'ymış. Rastlantıyı düşünebiliyor musun baba? Aynı annemin adı Sevda. Uyu artık. Öylesine içten konuşuyordu ki... ...insan gözlerinin içine bakınca... Yeter artık, uyu dedim, hadi.
Neyin var senin aşkım kaptan? Gene mi hastalanıyorsun yoksa? Beni iyi dinle yavrum. Anlatacaklarım seni sarsabilir. Ama bana inan ve anlamaya çalış. Baba, ne demek istiyorsun? O kadın senin annendi yavrum. Annem mi? Annen. Bizi yıllar önce yüzüstü bırakıp giden annen. Annem, annemmiş demek. Kızım benim. Kızımı görsen bayılırsın baba. Onu geri al, yalvarırım. Hadi bakalım Salih, şimdi kanunun gücünü görmek sırası geldi. Torunumu istiyorum. Onu size getireceğim efendim. Sayın Yargıç, şu anda karşınızda oturan bu pırlanta gibi kız, yıllar boyu anne sevgisinden ve şefkatinden uzak, yabani bir ot gibi büyümüştür. Onu bugüne kadar büyüten babaya gelince, maalesef hasta ve son derece fakir olan bu insan, kızını akıl almaz bir sefalet ortamı içinde yetiştirmektedir. Ne yazık ki bu adam, sakat, çaresiz ve içinde yaşama kıvılcımı kalmamış bir insan müsveddesidir. Yeter! Baba! Babacığım! Sayın Yargıç, ustaca hazırlanmış ve sizin merhametinize sığınmak için oynanan bu komediden sonra konumuza dönelim. Bir insanın yavrusunu böylesine sefalet içinde yaşatmayı göze alması için canavar olması gerek. Çünkü diğer yanda yüreği evlat sevgisiyle yanıp tutuşan bir anne var. Ve bu anne tüm şefkatiyle, servetiyle kollarını açmış kızını bekliyor. Ve bu anne şimdi sizlerin vicdanına sığınıyor. Karar yüksek adaletinizindir. Evet, sıra sizde. Konuşabilecek durumda mısınız oğlum? Evet. Sayın avukatın da biraz önce belirttiği gibi fakir bir insanım. Üstelik uzun süredir hasta olduğum da doğru. Ama sizlere sormak istiyorum. Fakirlik ve hastalık ayıp mıdır? Günah mıdır? Bir insana elinde olmayan bu nedenler yüzünden hakaret etmek, onu kendi öz kızı önünde aşağılamak hangi adalete, hangi vicdana sığar? Kızımı yetiştirme tarzına gelince, evet, bu da doğru. Kızımı istediğim gibi yetiştiremiyorum. Ona elbiseler, ayakkabılar, oyuncaklar alamıyorum. Onu paraya boğamıyorum. Ama paranın satın alamayacağı şeyleri veriyorum, öğretiyorum ona. Sayın avukatta ve sayın müvekkilinde asla bulunmayan ve asla satın alamayacakları şeyleri veriyorum. Namusu, dürüstlüğü, insan sevgisini. Evet hakim bey, ben kızımı böyle büyütüyorum işte. Pek çok kimsenin sahip olamadıkları meziyetlerle. Başka bir söyleyeceğim var mı? Kızım beni hayata bağlayan tek varlıktır hakim bey. Onu benden ayırmayın, yaşayamam. Ölürüm ama ayırmayın onu benden. Karar önümüzdeki celseye bırakılmıştır. Bu kadar üzülmene gerek yok Sevda. Torunumu alacağız. Bu konuda Salih'e sonuna kadar güveniyorum. Aslında Kemal'i düşünüyordum baba. Ne kadar bitkin ve düşkün bir hale gelmiş. Halbuki yakışıklı, güler yüzlü bir insan. Kendi düşen ağlamaz. Ben asıl yavrucağın haline acıyorum. Ceylan için merak etmeyin efendim. İkinci celsede bitiririz bu işi. Baba? Ne var kızım? Sen ağlıyorsun baba. Sana öyle gelmiş kızım. Sigaranın dumanı kaçmıştır. Annemi çok sever miydin baba? Evet kızım. Bir zamanlar onu dünyalardan çok severdi. Bizi neden ayırmak istiyorlar baba?
Çünkü ben sana bakamıyorum kızım. Gerçekten sefalet içinde büyüyorsun. Ama ben seninle mutluyum baba. Bırakma beni. Almasınlar ne olur. Bırakmam yavrum. Korkma. Kimse seni benden alamaz. Yarın şu mahkeme belasından yüzümüzün akıyla çıkalım da seni ilk iş olarak doktora götüreceğim Kemal. Doktorluk bir şeyim yok Hasan baba. Peki bu öksürük ne olan? Arada bir tutuyor işte sigaradan. Hep annemin yüzünden. Babamın başına ne geldiyse hep onun yüzünden geldi. Yok böyle konuşma yavrum. Sonuçta annen o. En az benim kadar seviyor seni. Onun için mi bu kadar yıl hiç aramadı bizi? Aradı yavrum. Hem de çok aradı. Ama baban istemedi seni bulmasını. Ama neden? Daha önce bizi bir başkasına tercih etmişti. Ondan yavrum. Hadi bakalım, bu kadar yeter. Herkes yatağa. Yarın erkenden mahkemenin yolunu tutacağız. Evet kızım, şimdi konuşma sırası sizde. Bu kadar yıldır babanın yanındasın. Biraz da annenin yanına gitmek istemez misin? Hayır efendim, istemem. Anneni sevmiyor musun kızım? Ben babamı seviyorum Hakim Bey. Babamı dünyalardan çok seviyorum. Beni ondan ayırırsanız ölürüm ben. Babanı bu kadar sevmen beni memnun etti kızım. Ama ileride senin de anlayacağın bazı nedenlerden dolayı annenin yanında büyümen daha iyi olacak. Annenin elinde seni bilgili, kültürlü bir insan olarak yetiştirmek için her imkan var. Babana gelince onu da istediğin zaman görebileceksin. Yalvarırım beni ayırmayın babamdan. Zaten kader vurmuş. Bir de siz vurmayın bize. Ne olur. İleride bana dua edeceksin kızım. Bundan sonra annenin yanında kalacaksın. Sevgi ve insanlık hiçbir zaman mağlup olmaz yavrum. Bizi ayıramayacaklar birbirimizden. Anlıyorum baba. Yol açık olsun yavrum. Seni bekleyeceğim baba. Beğendin mi odanı yavrum? Her şeyi senin için aldım. Hiçbir şey istemiyorum. Ben babamı istiyorum. İstediğin an ona götürürüm seni yavrum. İstediğin zaman onu görüp beraber olabilirsin. Anlamıyor musunuz? Ben onunla yaşamak istiyorum. Benden başka hiç kimsesi yok onun. Siz mahvettiniz onu. Şimdi de beni koparıp alıyorsunuz. Oysa sizi nasıl da severdi. Bazı geceler ter içinde uyanırdı. Bazı geceler de kendi kendine konuşurdu. Uyur gibi yapıp onu dinlerdi. Niçin yaptı bunu? Neden diye hıçkırırdı. Beni bırak, ne istersen yap. Kulun kölen olayım. Ama beni babamdan ayırma. O kadar çok mu seviyorsun babanı? Benim her şeyim o. Benim de her şeyim de. Deliler gibi sevdim onu. Onu hiç aldatmadım. Ama bana inanmadı. İnanmadı. El ele tutuşan bir çifti görsem, yüreğim burkulur hatırası var. Anda aklımdan sevgilim geçer. Kalbimdeki aşk.
baba. Yavrum. Seni öyle özledim ki aşkım kaptan, öyle özledim ki. Ben de kızım. Şu iki gün bitmek bilmeyecek yıllar gibi geldi bana. Neler almamışlar ki baba, görme. Bisikletler, bebekler, elbiseler. Hiçbirine elimi sürmedim. Ben babamı isterim dedim. Sabah da herkes uyurken kaçıp geldim. Yarın sabah tıpış tıpış dönersin annene, tamam mı? Ona her şeyi anlattım baba. Kime? Kime olacak, anneme. Ne anlattın bakalım? Doğrusunu istersen... bazı geceler sen annemi sayıklardın baba. Beni uyuyor sanıp kalkar dertli dertli sigara içerdin. Yoksa bunları mı anlattın? Tabii, o kadar üzüldü ki sorma. Hüngür hüngür ağladı. Babanı ben de çok severdim dedi. Hadi yeter artık, uyu bakalım. Galiba annem seni hala seviyor baba. Uyu dedim. Çocuğu almaya geldik. Bana bak kız, eğer bana dün geceki gibi bir gece daha yaşatırsan, torunum demem sana. Baba, lütfen. Gel yavrum, içeri geçelim. Dedeni yakında daha iyi tanıyacaksın kızım. Sert görünür ama altın gibi bir kalbi vardır. Dün gece babama anlattım seni. Babandan ayrılalı uzun yıllar oldu yavrum. Neden ayrıldın babamdan? Ben ayrılmadım ondan. Yalan! Ona kötülük etmeseydin bırakır mıydı seni? Hala anneni seviyorum diye ağlıyor. Yalan söylemez benim babam. Senden bir tek şey istiyorum yavrum. Tek bir şey. İki yabancı gibiyiz birbirimize. Ama bunun suçu benim değil. Baban inanmadı bana. Bari sen inan. Yıllarca kaçırdı seni benden. Yıllarca beni düşman bildi. Hain bildi. Ama inan bana. Onu hiç aldatmadım. Eli elime değdiği ilk günden bugüne kadar. Yemin ederim. İkimiz de gururumuza, namusumuza toz kondurmadığımız için bugün mutsuzuz. Biz senin mutsuzluğunu biz hazırladık. Kendi ellerimizle.
Ve kahrolası gururumuz yüzünden. Bizi affet kızım. Neredesin sabah bu saatinde? Herkes uyuyordu, kaçtım gene. Seni merak ettim baba. Dün gece çok hastaydın aşkım kaptan. Bir şeyim yok benim, hadi dön annene. Bir çay demleyeyim mi sana? İstemiyorum, başımın belası. Hayatımı mahvettin, yetmiyor mu? İnanmıyorum sana, yalan söylüyorsun. Evet, yalan söylüyorum. Yalancıyım ben. Başından beri de yalan söyledim. Seni sevdiğimi söylerken de yalan söylüyordum. Yeter artık! Ben de hayatımı yaşamak istiyorum. Yük oluyorsun bana, anlamıyor musun? Git başımdan! Annene git! Seni asıl seven o! Baba! Yalan! Yalan söylüyorsun! Ağlama yavrum. Kendim için ağlamıyorum Hasan baba. Babama ağlıyorum. Onun hastalığına ağlıyorum. Bu kadar hasta olmasa bana vurur mu? Bana bağırır mı? İyi yürekli yavrum. Ceylanım benim. Ona iyi bak Hasan baba. Ben bir süre ortalarda gözükmem. İyileşinceye kadar gizli gizli izlerim onu. Biliyorum, beni gene sevecek. O benim canım babam. Ona resmini getirmiştim. Kızgınlığı geçince verirsin. Baba, lütfen kapatalım artık bu konuyu. Kimseyle evlenmek istemiyorum. İyi düşün evladım. Salih'in avukatlık gibi saygı gösterilen bir mesleği var. Dürüst, iyi bir insan. Bütün bu özellikler mutlu bir yuva kurmak için yeterli mi sence baba? Lütfen bu konuda daha fazla ısrar etme. Gel, Sevda'ya anlatalım durumu. İlk uçakla Amerika'ya gönderir seni. Elindeki tüm imkanları kullanır. Babasının bile hayır diyeceğini sanmıyorum. Kurtulursun, yaşarsın, anlamıyor musun? Asıl sen anlamıyorsun. Benim için yaşamak kurtuluş değil. Benim ölümüm Ceylan için en hayırlı yol Hasan baba. Birkaç yıl acı çeker belki. Sonra unutur beni. Annesinin imkanlarıyla büyür. Okumuş, varlıklı, iyi bir insan olur. Halbuki ben bu halimle ona sefalet ve acıdan başka ne verebilirim ki? Ben ölürsem kızım kurtulacak. Anla beni. Ve ölüme bu kadar yaklaşmışken üstüme gelme. Ne olur. Benim biricik kızım. Sen bu satırları okurken baban çoktan uzaklarda olacak. Seni önce Allah'a, sonra annene emanet ediyorum. Ceylan, yavrum, ne oldu? Çok hasta babam, çok. Bazen sancısı tutunca kendini kaybediyor. Bir şey yapabilir miyiz acaba? Ne yapabilirsin ki? Her şey senin yüzünden oldu zaten. Yavrum, böyle konuşma. Üzüyorsun beni. Babam ölürse senin yüzünden ölecek. Yalvarırım sus! Her lafın yüreğimi parçalıyor. Eğer ona faydası dokunacağını bilsem, canımı bile verirdim. İnan bana, ona hiçbir kötülük yapmadım ben. Niye beni annesiz bıraktın? Neden? Bütün çocuklar anneleriyle, babalarıyla birlikte yaşıyorlar. Ben yıllarca bunun acısını çektim, biliyor musun? Ben seni anasız bırakmadım kızım. Yalan bu, yalan! Sizden ayrılmamak için ne kadar çırpındım bir bilsen, ne kadar yalvardım babana. Sen daha küçücüktün o zaman. Seni öpüp koklayamamak,
Seni bütünüyle kaybetmek dayanılmaz bir acıydı benim için. Ama baban kucağına alıp gitti seni. Bir gün hatasını anlayıp dönecek diye yıllarca bekledim. Ama affetmedi beni. Hiçbir zaman da affetmeyecek. Affetseydi gene benim annem olur muydun? Hep birlikte yaşar mıydık? Baba. Bileli sen geldin. Defol be, git artık. Ama baba. Başlarım senin babandan. Ne laf anlamasaysın be. Bırak peşimi, bırak artık. Yüzünü görmek istemiyorum, hala anlamadın mı? Peki baba. Bir daha hiç gelmeyeceğim. Artık hiç göremeyeceksin beni. Yemin ederim. Ama beni ne kadar kovarsan kov. Nereye gidersen git. Bir gün aklına gelirsem, bil ki seni seviyorum. Hem de çok seviyorum aşkım kaptan. Elveda baba. Ceylan. Ceylan kızım. Babam, babacığım. Neyin var aşkım kaptan? Babacığım ne oldu sana? Yok bir şey yavrum. Hadi yürü gidiyoruz. Nereye? Annene yavrum. Hadi. Baba, mutlaka bir doktora görünmelisin. İşlerimizi bir yoluna koyalım hele. Sonra hemen tedavi olacağım. Bundan sonra her şey düzelecek yavrum. Göreceksin. Ne kadar mutluyum bilemezsin. İçimden bir his hep söylüyordu bana. Senin değişeceğini, eski sevecen, tatlı babam olacağını söylüyordu. Beni azarlarken, döverken bile bu duygumu yitirmedim. Sana olan inancımı hiç kaybetmedim baba. Canım yavrum benim. Şimdi düşünüyorum da... neden bana öyle davrandın anlamıyorum. Belki sen haklıydın kızım. Hastalık işte. Ne yaptığımı bilemiyordum. Ama geçti artık, geçti. Baba. Efendim yavrum. Annemi affetseydin. Üçümüz birlikte yaşasaydık bir ömür boyu. Anneli babalı bir çocuk olmanın tadına varabilseydim. Annene haksızlık ettim Ceylan. Bunun farkındayım. Aslında o sevilmeye layık bir insan. Senden onu sevmeni, çok sevmeni istiyorum. Ve bu yüzden kendi ellerimle seni ona götürüyorum. Yoksa onunla barışacak mısın baba? Eğer böyle bir şey yaparsan baba... inan dünyanın en mutlu insanı olurum. Sen, ben ve annem. Üçümüz birlikte. Şimdi gidince onun boynuna sarılacağım. Ve diyeceğim ki... babam geldi. Babamız geldi. Ve sonsuza kadar bizimle, bizimle beraber olacağız. Seni hep sevdim yavrum. Hep sevdim. Anneni de. Baba! Babacığım, yalvarırım kendine gel. Ne olur baba, ne olursun. Babacığım! Baba! Babam ölüyor! Babam ölüyor! Anne, dede, babam! Babam!
Dayan aşkım kaptan, biraz daha dayan. Seni kurtaracağım. Çok geç, çok geç bir tanem. Anne! Anne! Babamı kurtar! Anne! Babamı kurtar! Ceylan! Baba koş! Yetişin! Babam ölüyor! Yardım edin anne! Çabuk bir ambulans çağır Salih. Gerek yok. Bu iş bitti artık. Ne demek istiyorsun sen? Bitti diyorum Sevda. Artık benden hayır yok. Baba, babacığım. Kızım. Aşkım kaptan. Hep birlikte yaşayacaktık. Hani söz vermiştin bana? Artık buna vaktim kalmadı. Ama sonsuza kadar sizlerle beraber olacağım. Beni bırakamazsın. Yapamazsın bunu. Yapayalnız bir başıma bırakamazsın bu koskoca dünyada. Seni yalnız bırakmıyorum yavrum. Annene bırakıyorum. Unutma. Annen o. Analar belki de babalardan daha çok sever yavrularını. Kemal! Ben seni... Sus! Ne söyleyeceğini biliyorum. Her şey çok yerlerde kaldı. Çok katı, çok acımasız davrandım. Keşke seni affedebilecek kadar vaktim olsaydı. Annem sevilmeye layık bir insandır. Ya sen baba? Sen ne büyük bir insan olduğunu biliyor musun? Ben artık yokum kızım. Unut beni, unut. Seni unutmak mı? Babaların en güzelini, insanların en büyüğünü unutmak mı? Bana can veren, beni ben yapan seni unutmak mı? Ona iyi bak sevgilim. Sen de onu çok sev yavrum. Baba, yalvarırım böyle konuşma. Sanki her şey bitmiş gibi. Bitti kızım. Ben yokum artık ama benim yerime yeşeren, büyüyen bir anne sevgisi var hayatında. Onu sev yavrum, çok sev. Baba, aşkım kaptan. Yaşam sürecek, yavrum, sürecek. Bir ömür boyu olmasa bile sonsuza kadar. Ölme baba, ölme yalvarırım. Aşkım kaptan. Baba.